Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle birlikte hazırlanan mobil mutfak, telsiz ve şarj istasyonları, su tırı, aydınlatma kulesi, jeneratörler ve iş makinelerinden oluşan araçlar ve hasar tespit çalışmalarında görev alacak personel bölgeye gönderildi. Depremin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay'a yardım malzemelerini ve arama kurtarma ekiplerini gönderdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalı vatandaşların her zaman olduğu gibi yüce gönüllülüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Karatay Belediyesi'nin gönderdiği içerisinde gıda kolisi, temizlik maddesi, ilaç, su, kuru bakliyat, ısıtıcı, mont, eldiven, bere ve ayakkabı bulunan 48 tır bölgeye ulaştı. Yardım kolilerinin üzerinde yazan notlarsa duygulandırdı. Meram Belediyesi de Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olan depremden etkilenen bölge için tüm imkanlarını seferber etti. Selçuklu Belediyesi ise 52 tır dolusu yardım malzemesini Hatay'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, aynı yardımların yeterli miktara ulaştığını belirterek vatandaşlara Afat Banka hesaplarına nakdi yardım yapmaları noktasında çağrıda bulundu. Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından 1545 personel ve 451 araçla Hatay'da katıldığı arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bölgede büyük özveriyle çalışan ekipler çok sayıda vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Toplamda bölgeye ulaştırılan yardım tırı sayısı da 123'e ulaştı. Tamam.